Merhaba arkadaşlar. Bu okuyacağım belge terlik hatla yazılmış bir ilan ve üst kısımda buna cevap ben yazılmış divani hatta yazılmış bir buyuruldu metni. Bundan önceki terlik okuma metinlerinde yine bir ilan üzeri buyuruldu vermiştik. Bazı metinlerimizde arz bölümü terlik, yukarıdaki cevap veya emir, divani veya rik'a olabiliyor. Bunlara dair zaten temel seviyelerden okuma metinleri ismini verdiğimiz listede bu tür metinler mevcut arkadaşlar. Evet, biz ilk olarak alt bölümden metni okumaya başlıyoruz. Maruz-ı da'i-i devlet-i aliyeleridir ki. Bu klişe bir ibaremizdi. Önceki metinlerimizde de bolca vardı. Duacığınızın yüce devletinize arzıdır. Ayasofya-i Kebir Hatibi, Hafız Ahmet Efendi, vazifesinden hariç üzerine lazım olmayan kelimat-ı naseza, naseza uygun olmayan, seza uygun layık demektir. Yani vazifesine uymayan kelimeler kullanmak naseza tefevvüh etmiş. Tefevvüh de dil uzatmak, laf atmak demektir. Olduğuna binaen merkumun nef ve iclası, görevinden el çektirilmesi, cezalandırılması, sürülmesi nefyetmek. İclası babında emri hümayun-ı celadet makrun-ı şahane mehabet riz-i sudur buyurulmuş. Bu konuda padişahın heybetli, heybet saçan emrinin meydana geldiğini söyledi. Buyurulmuş. Olmağla mucibince mezburun li eclit tedib. Bu kişinin caminin, Ayasofya-i Kebir caminin hatibi Ahmet Efendi'nin cezalandırılması için, cezalandırılmak, tedip edilmek üzere Medine-i Kütahya'ya, Kütahya şehrine nef ve tahribi uzaklaştırılması, memleketinden gönderilmesi, tahribi babında ferman-ı alileri mercudur ki, bu hususta fermanınız istenmektedir ki, mercudur. El emrü limen lehül emr. Bu kısımlar Arapçaydı. Emir, emir sahibinindir diyor. Fil yevmü sani ikinci gün yani pazartesi günü min Muharremül Haram lisene isneyn ve erbain ve mi'eteyn ve elf. 1242 senesinin Muharrem ayının ikinci günü yazılmış. Salı günü. Burada ikinci gün anlamını da kullanmış olabilir. Evet, alt kısımda imza Eddai Kadızade Mehmet Tahir. Ufiye anhüma. Bu kısımlarda nokta bulunmuyordu. Evet, Kadızade Mehmet Tahir Efendi dönemin Şeyhülislam'ı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında fetva bakımından büyük payı vardır. Ufiye anhüma
Allah onu korusun anlamına gelen bir duadır. Ufiye anha, anh diye de geçer. Evet, yukarıda buna verilen buyurulduyu okuyoruz. Yine en üstte sah bölümü mevcut. Buyuruldularda sahih olduğunu gösteriyordu. İşaretleri mucibince, işaret ettiğiniz gibi, çavuş mübaşeretiyle, çavuş aracılığıyla Kütahya'ya nef ve iclası çün, icla derken vav, elif, cim noktası, lam elif, sin, ye harfi, ç vav, nun, iclası çün hüküm buyuruldu. En sonda buyuruldu ibaremiz de klişe çizgi halinde yapılıyor. Bu konuda da verilen buyuruldu da padişahtan da çıkmış olabilir ama çok büyük ihtimalle sadrazamdır. Öyle değerlendiriyorum. Fi gurre denmiş bir ihtimal. Gurre sene 42. Zaten 1242 tarihiyle aşağıda verilmişti. Muhtemelen yine Muharrem ayının ilk günü olması büyük ihtimalle bu şekilde. Evet, Ayasofya Camii gibi büyük bir camide görev yapan Hatip Ahmet Efendi'nin kendisine yakışmayan sözler ifade etmesinden dolayı Kütahya'ya sürülme hükmünü içeren bir belge okuması yapmış olduk arkadaşlar. İlerleyen zamanlardaki başka metin okumalarında görüşmek üzere.